Şu anda bulunduğumuz yerden maden sahası işaretlenen bölge. Fatih Ortaç'a bunu göstersin. Aslında algı yaratılmak istenen konu da sanki Kaz Dağları'nda bu iş yapılıyormuş gibi iddia ediliyor. İşte o iddialara göre Kaz Dağları Milli Parkı ise Edremit Körfezi'nin hemen üst tarafında, yani kuş uçuşu şu andaki maden sahasıyla Kaz Dağları Milli Parkı arasındaki mesafe kuş uçuşu 40 kilometre. İşte burada da bir bilgi kirliliği var. Biz de bunu en doğru ağızdan bu arkamızda görünen Serçeler Köyü Muhtarı, aynı zamanda Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Uzun'a yöneteceğiz. Burayı karış karış bilen birisi olarak. Evet, Muhtar Bey, burada bu adı geçen tepe Kaz Dağı mıdır? Gerçek isimleri nedir ve burada nasıl bir algı yaratılmaya çalışılıyor? Şimdi işin doğrusu şu. Milletimiz bu konuyla alakalı gerçekten de bilgi kirliliği çok. Doğrular vatandaşımıza, milletimize anlatılmıyor. Bu bölgeyi de en iyi bilen kişilerden benim. Doğuma büyüme olduğum yerler burası benim. Bu gördüğünüz bölge tam köyümüzün güneyi, Kayalı Dağı mevki geçer. Solumuzda da Kirazlı'ya doğru, Balaban Tepe'ye doğru da, orası da Kirazlı bölgesidir. Yine aynı bizim bölgeye, bizim köyümüze 10 kilometre olan bir bölgedir. Netice itibariyle Kaz Dağları'na biz şu anda çok uzak görünüyoruz ki şu anda Kaz Dağları'nı göremiyoruz. Vatandaşımıza, milletimize Kaz Dağları talan ediliyor gibi algı yaratılmak isteniyor. Ama burada böyle bir şey yok. Bunu Google'dan da haritalardan da vatandaşımız görebilir. Biz Çanakkale'ye 25 kilometre olan merkeze bir yerdeyiz. Şu anda da Balaban Dağı'na en yakın bölge biziz. Burada böyle bir şey yok. Bu gördüğünüz bölge Kayalı Dağı. Burası Sarp Dağı. Daha ötesi hemen akabi Balaban Tepesi. Ve şu anda da yapılan eylem Balaban Tepesi'nde oluyor. Bunlar bizi bilgi kirliliği içinde çok üzüyor. Neticede ben belediye başkanıma şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu bizim başkanımız. Bu arada bir ülkenin başı ülkesini düşünüyorsa, bir belediyenin reisi kendi şehrini düşünüyorsa, ben de burada köyümü düşünmek zorundayım. Biz netice itibariyle bu tür eylemlere destek vermiyoruz.